Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün genç kızlara özel bolero şeklinde bir yelek model yapımını göstermek istiyorum sizlere. Yeleğimin yapımında alize diva ip kullandım. 3 adet ip gitti. İpimi 2 katlı olarak kullandım. 38-40 bedene kadar uyumlu olacaktır. Eğer boyunu daha uzun yapmak istiyorsanız buradaki kol mesafesini uzatmanız gerekecek. Eğer bedenini büyütmek istiyorsanız da ben 2 model uyguladım. Bu 2 model yerine 3 model uygulayabilirsiniz. Ben bunun 3 model olarak da çalıştım. 3 model olarak çalıştığınız zaman yanları dikişsiz olduğu için 42-44 bedene kadar uyumlu olacaktır. Çünkü çok büyük olarak giyilen bir model değil, yanları dikişli olmadığı için. Boyunu bedenini büyüttüğünüz zaman boyu da aynı şekilde, aynı uzunlukta uzayacağı için boyu da ona göre ayarlama yapmanız gerekebilir. Şöyle göstereyim, burası da arka bölümü. İki parça halinde örülüp araya ense bölümüne tekrar ekleme yapılıyor. En sonda bütün lastikleri, ön lastikleri, etek lastikleri birlikte örülerek bitiriliyor. Gerçekten çok kolay. Şu bir parçasını hemen bir gecede ördüm. Ben video çekerek anlattığım için 1,5 gün kadar sürdü ama sürekli örecek olursanız bir günde de bitirebilirsiniz. En fazla 2 günde rahatlıkla bitecektir. Şimdi dilerseniz birlikte yapımına geçelim. Bolero şeklindeki yelek modelimizin ilk parçasını ben ördüm, hazırladım. İkinci parça da aynı şekilde örülecek. Şu şekilde göstereyim. U şeklinde bir parça. Fakat üst kısmını örerken bütün olarak birleştiriyoruz. Dikme yapmadan tek parça halinde örerek bitiriyoruz. Aynı şekilde diğer parçamı da örmem gerekiyor. Kol lastiğinden başlıyoruz. 100 tane zincir çekiyorum ve önce lastik kısmını hazırlıyorum. Bunun için Aliza Diva ip kullanıyorum. Bunu çift katlı olarak örüyorum. 100 gramı 350 metre olan bir ip. Burası da renk numarası. 1.90 milim kalınlığında tığ kullanarak örgüme başlıyorum. Gördüğünüz gibi çift katlı iple örüyorum. Önce zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 100 100 tane zincirimi çektim. Şekilde zincirimi düzelterek aynı yönde başlangıç noktasını buluyorum. İlk başlangıç noktasına batıyorum. Aldığım ilmeği diğer ilmekten geçirerek kapatıyorum. 3 tane zincir çektim. İlk zinciri üzerine çektiğim zincir olarak sayıyorum. Başını doladım, bir sonraki zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hemen yanına batıyorum. Tekrar ikili trabzan olarak örüyorum. Bu şekilde 45 tane oluncaya kadar örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5.deyim. 45.ye geldiğim zaman ilk köşe bölümünü uyguluyorum. 45 tane trabzan yaptım. 45. yaptığım yere tekrar devam ediyorum. Trabzanı yaptığım yere tam köşe bölümünü oluşturmak için 5 adet trabzan yaptım. Burası şu ilk köşe dönemecimiz oluyor. Burası oluyor. Arada 10 tane trabzan örüyoruz ve diğer köşeyi yapıyoruz.
köşe bölümünden sonra 2, 4, 6, 8, 10 adet trabzan yaptım. Sonraki deliğe 5 adet trabzan yaparak ikinci köşeyi oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet trabzanı aynı yuvanın içerisine yaparak diğer köşeyi oluşturdum. Sonra her trabzanı bir defa batarak devam ediyorum. 45. zincirlerimiz köşelerimizi oluşturuyor. Geri kalan 44 zincirimize 44 adet trabzan yaparak örgümüze devam ediyoruz. Bu şekilde sıramın sonuna geldim. Burada son zincirime batıyorum. Trabzanımı yaptım. Başlangıç zincirinin 3. zincirini batarak aldığım ilmeği diğerinden geçirip burayı kapatıyorum. İlk sıramı tamamladım. Aynı şekilde tam 3 adet 3 sıra lastik yapmamız lazım. Zinciri çektiğim için ilk trabzanı sayıyorum. Hemen ikinci trabzana geçiyorum. Bu şekilde köşe bölümünde oluşturduğum yere kadar örmeye devam ediyorum. Köşeye gelinceye kadar örgüme devam ettim. Burada köşe bölümünde yapmış olduğumuz 2, 4, 5 adet trabzanımız var. Bu trabzanların 1, 2, 3.sünün üzerine geldiğimiz zaman buraya yeni köşeyi oluşturuyoruz. Aynı yere 5 adet trabzan yapıyorum. İkinci köşem oluşturuyorum. Bir sonraki sırada da aynı şekilde yapıyoruz. 5 taneden oluşan köşe bölümümüzün tam ortasındaki trabzanın üzerine tekrar 5 adet trabzan yaparak 3. köşeyi oluşturmamız lazım. Diğer köşeye gelinceye kadar örgüme devam ediyorum. Aradaki bölümü örerek tekrar sonraki köşeye geldim. Aynı şekilde 5 adet trabzanımız var. Bu 5 trabzanın 1, 2, 3.sünün üzerine tekrar 5 adet trabzan yapıyorum. Tane trabzanımı yaparak köşeyi oluşturdum. Sonra aynı şekilde sıra sonuna kadar her trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Sıramızı burada aynı şekilde kapatıyoruz. 3. sıraya geçiyoruz. 3. sırayı da aynı şekilde tam köşenin ortasında kalan trabzana 5 adet yeni trabzan yaparak yeni köşelerimizi oluşturuyoruz. 3. sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Ben 3. sırayı da aynı şekilde köşelerimi uygulayarak tamamladım. Sıra sonuna geldim. Sıramı kapatıyorum. Bu 3 sıradan sonra lastik ile bedeni ayıran bölümü yapıyorum. Bunun için zincirimin içerisine değil, şu şekilde ara boşluğuna girerek ilmeğimin içinden geçerek kapattım. 3 tane zincir çektim. Bundan sonraki bu sıradaki trabzanları tepesine değil ara boşluğuna şu şekilde girerek örüyorum. Bir sırayı bu şekilde ara boşluğuna girerek örüyorum. Beden ile lastik kısmını ayıran kısmı da oluşturmuş oluyorum. Şekilde arka tarafından ara boşluğundan girerek aynı şekilde köşe bölümüne kadar örmeye devam ediyorum. İlk köşe bölümüne kadar ördüm. Köşede 5 tane trabzanımız vardı. Bu trabzanların 3.sü köşe olarak uyguladığımız bölüm. Buraya geldiğimiz zaman 5 adet trabzan yapıyoruz. Yeni köşeyi oluşturmak için. 2
3 4 5. Sonrasında her trabzanı bir tane olacak şekilde devam ediyoruz diğer köşemize kadar. Aradaki bölümü ördüm, diğer köşeye geldim. Diğer köşede aynı şekilde tam ortadaki trabzana 5 adet trabzan olacak şekilde yeni köşemi oluşturuyorum. 2 3 4 ve 5. 5 trabzan ile yeni köşemizi oluşturduk. Sonra her trabzanın üzerine bir tane yeni trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Zincirimi batarak ilmeğimi kapatıyorum. Şimdi bundan sonra trabzanlı sırayı bitirdik. Bir sıra delik oluşturmamız lazım. 4 tane zincir çektim. Başını doladım. Bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Arada bir zincir çekiyoruz. Bir trabzan atlayıp ikinciye batarak bu şekilde köşe bölüme gelinceye kadar örüyoruz. İlk köşe bölümüne geldim. Bir zincir çektim. Burada tam ortası buradaki bölüm. Bir zincir yerine iki tane atlıyorum. Üçüncüye tam ortasına batıyorum. Böyle denk geldi çünkü. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Buraya iki tane yuva oluşturarak köşe bölümünü yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp ikinciye batıyorum. Deliğimizi oluştururken köşe bölümümüz bu şekilde devam edecek. Bir zincir çekip bir tane trabzan atlıyorum ve ikinciye batarak diğer köşeye kadar örüyorum. Diğer köşe bölümüne kadar ördüm. Bir zincir çekiyorum. Burası bakın tam ortası. Tam ortasına batıyorum. Bir zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum. Bir zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum. İki tane yuva oluşturdum köşe bölüm için. Bir zincir çektim, sonrasında bir atlayıp ikinciye batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlayıp ikinciye batıyorum. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincire, başlangıç zincirine batıyorum ve kapatıyorum. Şimdi bir sıra deliğimi oluşturdum. Sonraki sırada dolgu sırası. Bir zincir çekip çekerek burayı sağlamlaştırdım. Bir tane ilmek çektim, başını doladım. İkinci ilmeğimi çektim, başını doladım. Üçüncü ilmeğimi çektim. Bir defa da kapatıp burayı sağlamlaştırdım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Buradan başını dolayarak 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bu ilmekleri 2 aşamada kapatıyorum. Arada bir tane zincirim var. Bir sonraki trabzanıma geçtim. 1 başını doluyorum. 2 başını doluyorum. 3 tane ilmek çıkarttım. Bunları 2 aşamada kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dolgulu bölümümüz bu şekilde devam edecek. Köşe bölümüne kadar aynen örmeye devam ediyoruz. Köşe bölüme kadar geldim. Köşede iki tane yuvamız vardı. Bunun ilk trabzanın üzerine dolgumu yaptım. Tam ortadaki kalan trabzana geldiğim zaman önce bir tane dolgumu yapıyorum. İki aşamada kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya ikinci dolgumu yapıyorum. İki aşamada kapatıyorum.
Bir zincir çekiyorum ve aynı yuvaya üçüncü dolgum yapıyorum. Dolgulu bölümde köşe dönüşümüz bu şekilde. Sonra bir sonraki trabzana batıyorum. Dolgularımızı trabzanların tepesine batarak yapıyoruz. Burada 3 tane trabzanımız var köşe dönemeçte. Kenarlardakine birer tane yapıyoruz. Tam ortadakinin üzerine 3 adet dolgumuz yaparak bir sonraki köşeye kadar örüyoruz. Bir sonraki köşe bölümüne geldim. Aynı şekilde kenarlardaki trabzanların üzerine birer tane dolgu yapıyorum. Tam ortada kalan trabzanın üzerine 3 tane yapıyorum. Üç taneye köşe dönemece yaptıktan sonra hemen bir sonraki trabzanıma geçiyorum. İki aşamada kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bundan sonrasında her trabzanın üzerine bir adet dolgu yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. İlk başlangıca batarak ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Burayı da kapatmış oldum. Şimdi dolgulu sıramızı bitirdikten sonra tekrar bir sıra delik oluşturmamız gerekiyor. Yani bir önceki sırada yaptıklarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekip bir sonraki dolguma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki dolguma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki dolguma batıyorum. Bu şekilde köşe bölümlere gelinceye kadar örgümüze devam ediyoruz. Tekrar köşe bölümüne gelinceye kadar ördüm. Köşe bölümünde 3 adet dolgumuz vardı. Bunların ilkini hemen batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tam ortadakine gelince bir tane buraya trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki dolguma geçiyorum. Bu şekilde köşe bölümünü oluşturmuş oluyoruz. Bir diğer köşeye kadar örüyoruz. Ortadaki 3 tane dolgumuza geldik. İlk dolgunun üzerine bir tane trabzan yaptım. Tam ortadakine geldiğim zaman buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. İkinciyi yaptım. Bir zincir çektim. Üçüncüyü yaptım. Bu şekilde köşeyi oluşturmuş olduk. Bir zincir çekerek örgüme devam ediyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Örgümü burada bitiriyorum. Şimdi modelimiz bir sıra trabzan, bir sıra delik, bir sıra dolgu ve tekrar bir sıra delik şeklinde 1, 2, 3, 4 sıradan oluşuyor. Bundan sonrasında aynı şekilde ilk başlangıca dönüyoruz. Bir sıra trabzan, bir sıra delik, bir sıra dolgu ve bir sıra delik şeklinde devam ediyoruz. En son bir sıra trabzanımı yaparak bitirdim. Yani bu modeli bir kere daha tekrarlamamız gerekiyor. Aynı köşe işlemlerini tekrarlayarak devam ediyoruz. Ben hemen trabzanlarımın nasıl uygulandığını göstermek istiyorum. 3 zincir çektim. Bir tane boşluğa girerek trabzan yapıyorum. Bir tane trabzanımın tepesine. Bir tane boşluğa girerek trabzan yapıyorum. Bir tane dolgumun tepesine. Bu sırayı bu şekilde devam ettiriyoruz.
Köşe bölümlere gelince aynı bu alt kısımdaki yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Tam ortadaki trabzanın üzerine geldiğimiz zaman buraya 5 adet trabzan yapıyoruz. Köşe oluşturmak için. Diğer köşede de aynı şekilde tam ortadaki trabzanın üzerine 5 adet aynı buradaki gibi trabzan yaparak devam ediyoruz. İster şuradan göstereyim. Bakın üzerlerine birer tane batıyorum. Birer tane aralara batıyorum. Tam ortadaki trabzana gelince buraya 5 tane trabzan yapıyorum. Bu köşeyi de göstererek tamamlamak istedim. Trabzanın önce ara boşluğuna giriyorum. Sonra trabzanımın tepesine batıyorum. Sonra tekrar ara boşluğuna giriyorum. Burada tam ortadaki trabzana gelince 5 adet buraya trabzanımı yapıyorum aynı yere. 2 3 4 5 aynı yere 5 adet trabzanımızı yaparak köşeyi döndük. Tekrar önce bir tane boşluğa, sonra trabzanımın tepesine. Önce bir tane boşluğa, sonra trabzanımın tepesine. Aynı işlemi diğer köşede de uygulayarak iki modelimizi tamamlıyoruz ve en son bir sıra trabzanımızı yaparak ikinci parçayı bitiriyoruz ve arkadaki sırt bölümündeki kısma geçiyoruz. Eleğimizin diğer parçasını da örerek bitirdim. İkinci modelimi uyguladıktan sonra şöyle baştan göstereyim isterseniz. Bir sıra trabzan, bir sıra delik, bir sıra dolgu, bir sıra delik, bir sıra trabzan, bir sıra delik, bir sıra dolgu, bir sıra delik, en son trabzan ile bitirdim. İki model uyguladım. Trabzanımla başlamıştım. Trabzanımla bitirdim. Şimdi karşılıklı şekilde koyduğum zaman bu arka sırt bölümüne gelen kısmı gelip giderek örmem gerekiyor. Bunun için örgümü şu şekilde şöyle, hatta şuradan başlayabilirim. İç kısmından, ters yüzünden başlıyorum. Aşağı kısımdan başlayarak sadece boyun kısmına kadar olan bölümü gidip gelerek örüyorum ve bu aradaki boşluğu doldurmam gerekiyor. Bunun için hemen örgümün iç tarafından, alt tarafındaki köşe kısmından başlıyorum. Burada 5 tane trabzanımız vardı. 2, 4, 5. Şekilde 5 trabzanımız vardı. Burası tam orta bölümü. Orta bölümünden itibaren 1, 2, 3. trabzana giriyorum. Ortadaki trabzandan sayıyorum. 1, 2, 3. Delikten sonra bir sıra, pardon, trabzandan sonra bir sıra delik olması gerekiyor. Bunun için 4 tane zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Bir zincir çektim, bir atlayıp ikinciye batıyorum. Bir atlayıp ikinciye batıyorum. Bu şekilde ensa kısmına kadar devam ediyorum. Alt köşeden başlayarak örerek geldim. Burası örgümü birleştirdiğim omuz kısmı. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzan kalıncaya kadar deliğimi oluşturdum. 9 trabzan ayırdım. Burası ense uyuntusu için. Hemen bir zincir çekerek örgümü tekrar ters çeviriyorum. Deliğimizden sonra bir sıra dolgulu bölümümüz var. Hemen onu uyguluyorum. 2, 3. Hemen ikinci trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 3 defa da çektiğim ilmeklerimi 2 aşamada kapatıyorum ve bir zincir çekerek başlangıç noktasına kadar örmeye devam ediyorum. Tekrar sıra boyunca dolgulu bölümü tamamlayarak aşağıya kadar indim. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek geri dönüyorum. Örgümü çevirdim. Arka yüzdeyim. Bir sıra delikli bölümümü devam etmem gerekiyor.
bir zincir çekiyorum. Bir sonraki dolgumun tepesine batıyorum. Aynı modelimizi tekrarlıyoruz fakat bu defa sadece bu arka sırt kısmına gelecek bölümü gelip giderek örmeye devam ediyoruz. Bir sıra deliğimizi tamamladıktan sonra tekrar trabzanlı bölüme geçiyoruz. Örgümü çevirdim. Önce boşluğuma bir tane trabzan yapıyorum. Sonra trabzanımın üzerine batıyorum. Bu şekilde bir tane boşluğa bir tane trabzanın üzerine batarak sıra boyunca devam ediyorum. Modelimizi bir kez tekrarlamış olduk. Aynı şekilde bir kez daha tekrarlayarak iki modeli tamamlamamız gerekiyor. Ben iki model uyguladım. Bir sıra delik, bir sıra dolgu, tekrar bir sıra delik. Trabzandan sonra bir sıra delik, bir sıra dolgu. Şimdi delik ile bitirmem lazım. Çünkü karşı taraf trabzan ile bittiği için bir sıra delikle bitirirken hem modelimi tamamlayıp hem de karşı tarafa eklemesini yapacağım. Bu yüzden burası omuz tarafı, burası alt tarafı. Hemen ötekinde aynı şekilde çeviriyorum ve eklemeye başlıyorum. Bu şekilde, şöyle şeklini görerek anlayın. Eklemeye başlıyorum hemen. Önce 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 Karşılıklı parçalarımı bu şekilde birleştiriyorum. Şurası ortadaki 5 modelim. Bunun üçüncüsü tam orta model oluyor. 1 2 üçüncüsüne girerek ilmeğimi kapatıyorum. Bir sonrakini atlıyorum. İlmeğimin içerisinden geçirerek ipimi ilerletiyorum. İkinciye geçiyorum. Sonra başını doladım. Karşı taraftaki ikinci dolgumun içerisine giriyorum. İkili trabzan olarak iki defa da kapattım. Tekrar bir sonraki trabzana giriyorum. İpimi ilerletiyorum. İkinciye giriyorum. Başını doluyorum. Karşı taraftaki bir sonraki dolgunun üzerine batıyorum. Tekrar bir sonraki trabzana girerek ilmeğimi yürütüyorum. İkinci trabzana girdikten sonra başını doluyorum. Karşı taraftaki bir sonraki dolguya batıyorum. Bu şekilde hem son delikli bölümü tamamlamış hem de karşı tarafa birleştirmiş oluyorum. Bir kere daha göstereyim. İki tane yürüttükten sonra başını doluyorum. Karşı taraftaki bir sonraki dolgunun içerisine batarak iki defa da kapatıyorum. Son eklememi yapıyorum. Sırt bölümümüzü tamamladık. Şimdi sırt bölümümüzü tamamladıktan sonra yaka oyuntusuna ve etek ucuna lastiğimizin, bu trabzanlı bölümümüzün aynısını yapmalıyız. Çünkü lastik ve bedeni ayıran bölümü aynı şekilde diğer kısımlara da uygulayacağımız için. Hemen şöyle başlıyorum. Önce yaka kısmını alıyorum. Burası başlangıç yeri. Hemen iki tane ileriye gidiyorum. Başını doluyorum. Buraya bir tane kil trabzan yaptım. Aynı yuvanın içerisinde bir tane daha yapıyorum. Yaka bölümüne bir sıra trabzan yapmamız gerekiyor. Çok fazla gevşek olmayacak, çok fazla da sıkı olmayacak şekilde şöyle bakarak ayarlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar
bir sıra trabzan hazırlıyoruz. Sıra boyunca trabzanımı hazırladım. En son 1, 2, 3. Başlangıcıyla birlikte 3. batarak ilmeğimi kapatıyorum. Böylece yakıyı tamamlamış oldum. Hemen aynı şekilde çeviriyorum. Etek ucuna da aynı işlemi yapıyorum. Bir, iki, üç tam köşeye batıyorum. Buradan geçiriyorum. Bir kez doladım. Hemen ilk yuvanın içerisine batıyorum. Burada herhangi bir sayı yok. Sadece örgünüzün kenarı düzgün duracak şekilde trabzan yapmanız lazım. Aynı şekilde burayı da tamamladım. Tam köşeye gelecek şekilde batarak birleştiriyorum. Bunları sonradan içine yedirerek yok etmeniz lazım. Şimdi yeleğimizin örgüsünü tamamladık. Bundan sonrasında etrafının ön lastik kısmını tamamlamamız gerekiyor. Tamamen etrafını dolanarak ön lastiğini aynı kol lastiğinde olduğu gibi hazırlamamız gerekiyor. Hemen örgümün şekilde ön köşesinden başlamak istiyorum. Aynı şekilde köşe oluşturmaya devam ediyoruz. 5 trabzanımız vardı. Tam ortadakine 3.'ye batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada aynı kol lastiğinde yaptığımız gibi beden ile lastik kısmını ayırmak için bu işlemi yapıyoruz. Trabzanımın tepesine değil, arasına giriyorum. Zincirimi 1 olarak sayıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Başını doladım. Hemen bir sonraki trabzanıma geçiyorum. Bundan sonrasında her trabzana bir tane olacak şekilde ara boşluğuna girerek yeni trabzan oluşturuyoruz. Ön kısmın birinci sıra lastiğini örerek geldim. Şu anda yaka bölümünü bitiriyorum. Arka ense oyuntusu için yaptığım trabzanlara kadar örerek geliyorum. Tam birleşim yerindeyim. Burası birleşim yeri. Son trabzanım. Son trabzanımın ara boşluğuna geliyorum. Bir kez örüyorum. İlmeğimi kapatmıyorum. Başını doluyorum. Tam birleşim yerine tekrar girerek bir kez örüyorum. Örüyorum ama kapatmıyorum. Tekrar doladım. İlk trabzanımın ara boşluğuna gidiyorum. Bir kez örüyorum. Bu şekilde tam birleşim yerinin 3 tane trabzanını örerek hepsini bir defada kapatıyorum. Yakanın yuvarlanması için yapıyorum bunu. Diğer birleşim yerine gelinceye kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Yakamın diğer birleşim yerine geldim. Aynı şekilde son trabzanımın ara boşluğuna giriyorum. Bir kez örüyorum, kapatmıyorum. Bir kez birleşim yerine giriyorum.
bir kez daha dolayarak bir sonraki trabzana giriyorum. Köşe birleşim yerini bu şekilde 3 trabzanı bir kere de kapatarak örüyorum. Sonrasında alt etek ucundaki köşeye kadar örgüme bu şekilde devam ediyorum. Ön lastiği örerek geldim. Şimdi diğer köşedeyim. Aynı şekilde 5 trabzanın tam ortasındaki trabzana gelince köşeyi oluşturuyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane trabzanımı yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bu şekilde köşeyi yapmış olduk. Yeleğimizin arka eklediğimiz sırt bölümüne geldim. Burası tam birleşim yeri. Bu şekilde birleşim yerine giriyorum. Sonra diğer trabzanlarımı aynı şekilde lastiğimi uygulamaya devam ediyorum. Örgünün başlangıç yerine geldim. Hemen şu şekilde kapatıyorum. 3 tane zincir çektim. Hemen bir sonraki trabzanıma giriyorum. Lastiğimizin ikinci sırasını oluşturuyoruz. Şu anda 3. trabzanda, yani tam ortadaki trabzandayım. Buraya 5 adet trabzan yapıyorum. Sonra hemen yanına geçerek devam ediyorum. Aynı şekilde tam köşeye 5 adet trabzanımızı yaparak diğerlerine tek trabzan yaparak devam ediyoruz. Yakanın olduğu ense bölümüne geldim. Burada köşede 3 trabzanı bir defada kapatmıştık. Bir öncesine batıyorum. Son ilmeğimi kapatmıyorum. Bir de sonrasına batıyorum. 2 tane. Bunu bir defa da kapatarak bu kısmı yuvarlamış oluyorum. Yakamızın diğer köşesine kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Yakamın diğer köşe bölümüne geldim. Aynı şekilde 3 tane topladığım trabzanım var. Bir öncesine batıyorum. Başını doluyorum. Bir de sonrasına batıyorum. Bu 2 ilmeği bir defa da kapatıyorum. Yaka bölümümüz bu şekilde devam edecek. Yakadan devam ediyoruz. Ön kısmını tamamlayıp diğer köşeye geldiğimiz zaman tam ortadaki ilmeğe 5 tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Aynı bu ikinci sırayı yaptığım şekilde bir sıra daha yaparak 3 sıraya tamamlayarak lastik kısmını da bitirmiş oluyoruz. Ben lastiğimi 3 sıraya tamamladıktan sonra köşelerde aynı artırımı yaptım. Yaka kısmında da aynı eksiltmeyi yaparak 3 sıraya tamamladım ve bitirdim. Ön lastiğe şekilde bir sıra pipirik şeklinde devam ettim. Şimdi diğer tarafı sizlerle yapmak istiyorum. Karşılıklı çapraz ip bağlamalı yapacağız. O yüzden önce şu ön kısmının pipirik kısmını bitirmek istiyorum. Aynı hizaya gelecek şekilde sayarak ayarladım. Hemen buradan başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane pipirik oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Bir tane sayıp ikinciye batıyorum.
Sık iğneyle kapatıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Bir tane sayıp ikinciye batıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batarak bir tane bu şekilde fibrik oluşturuyorum. Bu şekilde diğer köşeye gelinceye kadar devam ediyorum. Diğer köşeye geldim. Hemen bir zincir çekerek ipimi kesiyorum, bitiriyorum. İpimi aşağı doğru çekerek yok ediyorum. Şimdi ben sizlere kordonun nasıl yapıldığını da göstermek istiyorum. Bunun için çift kat ipimi alıyorum. Oldukça uzun bir ip ayırıyorum. Sonra burası ipimden gelen bölüm, burası ayırdığım bölüm. Sığımı bir kez ipimin etrafında dolandırıyorum ve bir ilmek oluşturuyorum. İki tane zincir çekiyorum. Sonra aşağıda kalan ipimi önden arkaya doğru gelecek şekilde tığımın üzerine alıyorum. Parmağımdaki ipimi oluşan iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Tekrar ipimi önden arkaya doğru bir kez tığıma doluyorum. Parmağımdaki ipi bu iki ilmeğin içerisinden geçirerek kapatıyorum. Kordonumuzun yapılışı bu şekilde devam edecek. İpimizi arkaya doğru tığımızın üzerine bir kez doluyoruz. Parmağımızdaki ipi oluşan iki ilmekten geçirerek kapatıyoruz. Bu şekilde ipimizi yeterli uzunluğa gelinceye kadar örmeye devam ediyoruz. Hazırladığımız kordonumuzu hemen yeleğimize geçiriyoruz. Bu pipilik yaptığım yerlerin hemen dibine batıyorum. Burada ipimin üstten geçmesini istediğim için alttan yukarıya doğru batıyorum. İpimi çekerek aşağı indiriyorum. Karşı tarafı da aynı şekilde. Buralara ayrıca bir yuva yapmadım. Normal trabzanlarımın içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde eşit bir şekilde geçiriyorum. İpimiz altta olduğu için karşı taraftan alttan yukarıya doğru geçirmemiz lazım. Bu ipi karşı taraftan geçiriyorum. Hemen pipi yeleğimin dibine batıyorum. İpimi alarak yukarıya doğru geçiriyorum. Aynı şekilde bu taraftaki ipimi de karşı taraftaki bir tane atlıyorum, ikinciyi aşağıdan yukarıya doğru çıkartıyorum. Şimdi tekrar bu ipime, başlangıçta ipime geldim. İpim üstte olduğu için bu sefer üstten aşağı doğru çekiyorum. Diğer ipimi de hemen alttan, bakın burada alttan geçirdiğim için bunu da aynı şekilde diğer ipin altından geçirdim. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorum ve aynı şekilde ipim üstten çıktığı için üstten aşağıya doğru çekiyorum. Bu şekilde yukarıya kadar geçirmeye devam ediyorum. İpimi en üste geçirdikten sonra şekilde bir piyonk yaparak bitirdim. Şöyle yeleğimizi göstermek istiyorum. Yeleğimizin ölçülerini vermek istiyorum sizlere. Şekilde 39 santim yüksekliğimiz var. Bedenimizin geniş yeri 40 santim. Koltuktan koltuğa olan kısmı ise 36 santim. Burası da yeleğimizin arkadan görünümü. Yeleğimizin önden görünümü de bu şekilde. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.